kaldırmak istiyorsanız o başları ezmeyi bilirim. 2011 yılında Suriye'de isyanın başladığı ilk nokta Dera kentiydi. Kardeşim için Dera filmi bizi o noktaya götürüyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir haksızlık gördüğünüzde onu elinizle düzeltin diye emretmedi. Hikayenin başladığı yeri, o 2011'de olan bitenleri unutmuş durumdayız. İşin o saf kısmını, işin o insani kısmını unutmuş durumdayız. Bugün çünkü Suriye bahsinde insani olarak konuşabileceğimiz yalnızca işte mülteciler, muhacirler hadisesi var. Sadece stratejik bağlamda konuşuluyor. İşin insani tarafı falan hepsi unutulmuş durumda. Gerçek hikayelere dayanan film 14-15 yaşındaki gençlerin Baas rejimini eleştiren duvar yazılarıyla başlıyor. Çocukların Suriye'de rejim güçleri tarafından alınması, işkence edilmesi hadisesini bir abi kardeş ilişkisi arasında bir kardeşin alınması, işte İlker'in oynadığı Ali karakterinin onu alması şekli bu mücadeleyle vermeye çalıştık. Birazcık da niyetimiz hani kardeşi için fedakarlık yapmak, kardeşi için ayağa kalkmak, kardeşi için harekete geçmek vurgusuydu. Kardeşim için Dera, Gaziantep ve Cerablus'ta çekildi. Teknik ekip 100 küsur civarı bir teknik ekip, kalabalık bir ekiple çalıştık. Kısa sürede çektik filmi, 3 hafta gibi. Gerçekten zorlu bir süreçti. Fakat Antep ve civarı, işte gittiğimiz, çekim yaptığımız yerler, insanlar bize çok yardımcı oldular. Tabii figüranlarımızı, yardımcı oyuncularımızı falan sayarsak ekibe dahil olan öyle ya da böyle belki 500 kişi bulmuştur. Film Suriye'de yaşananlara dair farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Savaşı onların ağzından dinlediğiniz zaman gerçekten başka bir boyuttan bakmaya başlıyorsunuz. Onların gözünden bakmaya başlıyorsunuz ve aslında gerçekte neler yaşadıklarını ve nasıl buraya geldiklerini anlattıklarında etkilenmemeniz mümkün değil. Aksiyon ve dram türündeki film 13 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Dramasını ölçülü tutup hikayeyi olabildiği kadar gerçeklere temelli, gerçeklere dayandırarak anlatmaya çalıştık. Film estetiğini kullandık ama zaten bölgenin atmosferi, bölgenin üstüne sinmiş olan duygu ve de dokuları farklı bir görsellik sunuyor size. İnsanların acılarının aktarıldığı, evlatlarını kaybettikleri, şiddeti gördükleri sahnelerde çok zorlanıyorsunuz. İster istemez onun inandırıcılığını yüksek tutmak zorundasınız. Bu ülkede Boğaz'dan büyük aşiret yok.